Çoğumuzun başına gelen ve başladığı ana kadar çok farkına varamadığımız diz ağrısı. Diz ağrısı diğer ağrılara benzemez. İster otururken ister ayakta olsun, ağrısı başladığında bizlere büyük rahatsızlık verir. Bunun tedavisi için ağrı kesicilere ya da başka ilaçlara sarılırız. Bilinçsiz kullandığımız bazı ilaçlarsa bize çeşitli zararlar vermektedir. Yürüyor, merdiven çıkıyor, bisiklete biniyor veya hatta rahat bir uyku pozisyonu bulmaya çalışıyor olsanız da dizleriniz etkilenir. Böyle ağrı maalesef günümüzün kötü geçmesine sebep olur. Diz ağrısını dindirmek için ilaca başvurmadan önce doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. Doğal yöntemlerin ilaçlar kadar yan etkileri yoktur. Bu yüzden doğru ilacı doğru şekilde kullanmak önemli. Bursit, artrit gibi hastalıklar kronik diz ağrısına yol açar. Bazı reçeteli ilaçlar vücudunuza farklı komplikasyonlara yol açar. Diz ağrısını doğal ilaçlarla geçirebilirsiniz. Peki nedir bunlar ve nasıl kurtulacağız? Bu bitkileri vermeden önce diz ağrısının temel nedeni ne? Bu sorunun cevabına kısaca bakalım. Evet, söz konusu yetişkinler olduğunda dizler onlarca farklı nedenden ötürü ağrıyabilir. Bunların en önemlileri şunlardır. Kazalar. Orta veya büyük ölçekli kazalar, bacak bölgesinde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu kazalar sonucu oluşan açık yaralar kapanana kadar diz ve çevresinde yüksek şiddetli ağrılara yol açabilmektedir. Bir başka sebep, sporcu yaralanmaları. Özellikle temas sporları esnasında sakatlanan oyuncularda diz ağrıları yüksek oranda hissedilir. Amatör ya da profesyonel olarak sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen oyuncular, aşırı yükleme yaptıklarında kas ağrıları diz ağrılarına dönüşmektedir. Bu gibi durumlarda dinlenmeli ve bedenin kendini toparlaması için süre tanımanız önemli. Diz ağrısının bir başka nedeni, aşırı kilo. Aşırı kilo bacaklarda baskı oluşturur. Bu da diz kapaklarının aşırı zorlanmasına yol açar. Özellikle obezite vakalarında diz kapağı ağrılarına büyük oranda rastlanmaktadır. Diz ağrısının bir başka nedeni, romatizma. Romatizma hastalığı eklemlerde şiddetli ağrı oluşturur. Boyun ve bel ağrısı dışında en sık hissedilen ağrı tipi dizlerde ortaya çıkar. Evet, şimdi gelelim dizimiz ağrıyorsa. Hangi nedenle ağrıyorsa bunu geçirmenin doğal yöntemlerine. Öncelikle sizlere bitkisel yöntemlerden bahsetmek istiyoruz. Bamya tohumundan yapılan çaylar. Bamya tohumundan yapılan çaylar, ülkemizde ve dünya genelinde diz ağrısı çekenlerin sayısı bir hayli fazla. Bunun önüne geçmek için evde hazırlanacak bitkisel kürler uzun vadede çözüm getirir. Bu çözümlerin başında ise bamya tohumu gelmektedir. Aktarlardan rahatlıkla alabileceğiniz bamya tohumu çayı, dizlerin kaybettiği sıvıların kısa süre içerisinde geri kazanılmasını sağlar. Bir başka yöntem, zencefil ve zerdeçal yağı. Zencefil ve zerdeçal bitkilerinden elde edilen yağlar ayrı ayrı ya da bir arada sürülebilir. Dizin ağrısını alan bu özel karışımlar kişinin yürüme problemini de büyük oranda çözer. Bir başka yöntemimiz buz uygulaması. Buz, dizdeki ağrının ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olur. Cildi korumak için buzun ince havluya sarılmasında fayda var. Ayrıca buz uygulaması, sinire ve cilde zarar vermemesi için 20 dakikadan fazla uygulanmamalı. Evet, şimdi gelelim diz ağrısına doğal ilaçlara. Bu besinleri mutlaka tüketmeye gayret edin. Bunlar hangileri? Yoğurt. Yoğurt lezzetli olmasının yanı sıra zengin bir probiyotik ve kalsiyum kaynağıdır. Probiyotikler sindirim sürecine yardımcı olurken kalsiyum sağlıklı kemik ve dişlerin oluşumu için gereklidir. Ayrıca her porsiyonda 20 gramdan fazla protein içermektedir. Bu sebeple diz ağrısının önlenmesi için gerekli yol yoğurttur. Kırmızı biber. Kırmızı biber yüksek miktarda C vitamini içerir. Sık sık diz ağrısı çekenler için kırmızı biber yemeklerde iyi bir alternatiftir. C vitamini çok ihtiyaç duyulan bazı kolajenlerin üretiminde çok önemlidir. Kolajen eklemlere yapı kazandırır ve kemiğin kasa bağlanmasına yardımcı olur. Bu, diz eklemlerinizi yumuşatmaya ve düzgün hizada tutmaya yardımcı olan bağları, tendonları ve kıkırdağı destekleyerek ağrıyı azaltır.
ağrı kesici ilaçlar almak yerine her zaman kırmızı biber gibi C vitamini içeren yiyecekleri yiyebilirsiniz. Bunu yaparak dizlerinizin durumunu önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Bir başka faydalı besinimiz avokado. Avokado vücudunuz için sağlıklı olan doymamış yağlar açısından zengin olması nedeniyle kremsi bir dokuya sahiptir. Bu yağların çoğu oleik asit formundadır ve araştırmalara göre bu iltihabın biyolojik belirteçlerini azaltabilir. Diz ağrınıza neden olan şey ne olursa olsun, iltihaplanma azaldıkça ağrı azalacaktır. Avokado, diğer birçok farklı gıdanın iltihaplanmaya neden olma yeteneğini en aza indiren birkaç gıda arasında yer almaktadır. Bu sebeple öğünlerinize dahil etmek gerçekten iyi bir seçenek. Hardal yağı. Hardal yağı satın alırken dikkatli olun ve etiketinde hardal esansiyel yağı yazmıyorsa hardal yağını yemekten kaçının. Düz hardal yağınız olduğunda zeytinyağı hatta Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp ağrıyan dizlerinize masaj yapın ama sakın yemeyin. Hardal esansiyel yağı ağrılı bölgeye daha sağlıklı bir kan akışı sağlamanıza yardımcı olacak yemeklere baharatlı bir katkı sağlar. Bu olurken iltihaplanmada bir azalma yaşayacaksınız. Daha fazla fayda için her ikisi de anti-inflamatuar özelliklerle dolu allisin açısından zengin oldukları için hardal yağıyla biraz soğan ve biraz sarımsak soteleyin. Evet, faydası olacak bir başka besinimiz tam tahıllar. Bol miktarda kepekli tahıl yemeği seçtiğinizde, özellikle bu ağrı egzersizinden kaynaklanıyorsa, dizlerinizde yaşadığınız ağrıdan sorumlu olan iltihabı önemli ölçüde azaltırsınız. Ancak dikkatli olun, rafine tahıllara yönelirseniz bunun yerine iltihabı artıracaksınız. Beyaz ekmek gibi yiyecekleri atlayın ve bunun yerine orijinal tahılın tüm parçalarını koruyacak alternatif ürünlere gidin. 3 kısım tohum, kepek ve endospermdir. Harika alternatifler arasında yulaf ezmesi, kahverengi pirinç, arpa, kinoa ve tam tahıllı zeminden yapılmış ekmekler sayılabilir. Bir başka besinimiz ceviz. İçerdikleri omega-3 yağ asitleri miktarı ve antioksidanlarla dolu oldukları gerçeği söz konusu olduğunda ceviz açık bir kazanandır. Diz ağrısını yatıştırmak istiyorsanız ceviz bunun için idealdir. Cevizlerin yüksek kalorili olmasına rağmen onları düzenli olarak yemek abur cubur yeme isteğinizi azaltır. Bu sebeple ceviz yemek kilo vermeye yardımcı olur. Zencefil. Zencefil yiyebileceğiniz veya ağrılı ve hassas dizlerinize sürebileceğiniz başka bir besinimiz. Hangisini seçerseniz seçin, sonuçtan memnun kalacaksınız. Çünkü zencefil sadece tadı güzel değil, aynı zamanda harika kokmaktadır. Zencefil, güçlü bir anti-inflamatuar madde olan gingerol adı verilen aktif bir bileşen içermektedir. Artritten muzdarip kişilerle ilgili araştırmalara göre, İlaç rejimlerine zencefil eklendiğinde ağrıları yalnızca ilaçlarını aldıkları zamana kıyasla daha da azalır. Ayrıca farklı türlü tuzlu yemeklerde veya tatlı çay yapımında rendelenmiş zencefilin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca doğrudan şişmiş dizlerinize sürebileceğiniz bazı hazır zencefil yağları da bulunmaktadır. Bir başka besinimiz elma sirkesi. Elma sirkesi denilince akla ilk olarak salata sosu gelmektedir. Ancak elma sirkesi bundan çok daha fazlası için kullanılmaktadır. İster içmeyi tercih edin, ister ağrılı bölgeye topikal olarak uygulayın. Diz ağrısını gidermek için kullanılmaktadır. Günde en az 2 yemek kaşığı elma sirkesi içmeniz tavsiye edilir. Çünkü bu, diz çevresinde iltihaplanmaya neden olduğu bilinen toksinleri çözmenize yardımcı olur. Elma sirkesini zeytinyağıyla karıştırıp yaklaşık bir hafta boyunca günde en az bir defa dizlerinize masaj yaparak aynı etkiyi görebilirsiniz. Zerdeçal. Evet, zerdeçal büyük miktarlarda kurkumin içerir. Kurkumin yüzyıllardır tıpta özellikle bitkisel olanlarda anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için kullanılmaktadır. Sık sık yemek, diz ağrısı ve diğer herhangi bir ağrılı eklem alma riskinizi önemli ölçüde azaltır. Havuç. Harika bir görüş elde etmek istiyorsanız havuç önemli. Ancak havuçta bulunan daha fazlası var. Diz ağrısını azaltmak için onları yemek eski bir Çin ilacıdır. Havuç etkilidir. Çünkü her ikisi de güçlü anti-inflamatuar bileşenler olan A vitamini ve beta-karoten bakımından zengindir.
Havuçtan en iyi şekilde yararlanmanın en iyi yolu onları pişirildiğinde yemektir. Ancak bazı insanlar onları pişmiş sevmezler. Bu insanlardan biriyseniz yine de onları çiğ yiyebilirsiniz. Her gün 2 porsiyon yemek diz ağrınızı önemli ölçüde azaltır. Ve kiraz. Kiraz dizlerinden şikayetçi olanlara ilaç gibidir. Kirazlar, antosiyaninler olarak bilinen bitki kimyasallarından aldıkları hoş ve canlı bir kırmızı renge sahiptir. Antosiyaninler, iltihaplanmadan kaynaklanan ızdırap verici ağrınızı büyük ölçüde dindirecektir. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.